Kurgu yani hayal ürünü eserlerle ilgili sorulması gereken ilk soru, niçin böyle bir eseri okuma zahmetine girelim sorusudur. Hayat bu kadar kısayken ve zamanımıza gerektiren bu kadar çok acil unsur varken, yani bizim zaman ayırmamızı gerektiren bilgi odaklı, eğitim odaklı ve tartışma odaklı kitaplar okumayı beklerken değerli zamanımızı biz niçin gerçek değil de kurgu hayal ürünü olan eserleri okumakla geçirelim? Bu sorunun ebedi yani her zaman geçerli olan cevabı, sonsuz her zaman için geçerli olan cevabı iki tanedir. Birincisi, insanların kurgu eseri, hayal ürünü eserleri okumaktan zevk alması. İkincisi de bunu anlaması, bununla ilgili algısıdır. Dilin icat edilmesinden bu yana insanoğlu hayali insanların hayali maceralarına ve hayali tecrübelerine karşı bunları takip etmek ve bunlara katılmak noktasında bunlardan zevk almışlardır. Şöyle toparlayalım. Dilin icadından bu yana insanoğlu hayali insanların hayali maceralarının ve hayali tecrübelerini takip etmekten ve bunların bir parçası olmaktan, bunları okumaktan zevk almıştır. Hayatı her ne daha az sıkıcı kılacak ve zamanın, saatlerin daha hızlı ve daha mutlu bir şekilde geçmesini her ne sağlayacaksa kesinlikle bunu tavsiye etmek için başka kişinin hiçbir şeye gereksinimi yoktur. Yani sadece hayatı daha sıkıcı ve zamanın daha hızlı ve daha zevkli bir şekilde geçirmesini sağlaması, zamanın daha hızlı ve daha zevkli bir şekilde geçmesini sağlaması yeterlidir. Eğlence, kurgu eseri kitapları okumanın ilk amacı ve gerekçesidir. Evet, anahtar ifade arkadaşlar, kişinin bundan zevk alması. Pasajda belirtilen bir husus, kurgu hayal ürünü eserleri okumanın insanlara çokça zevk, eğlence sunmasıdır. Evet, son cümlede buydu arkadaşlar. Eğlence, kurgu eseri, hayal ürünü kitaplar okumanın ilk amacı ve gerekçesidir. Evet. Kurgu hayal ürünü eserleri okumanın kişiye çokça zevk vermesi. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Pasaj'a göre ta eski zamanlardan bu yana hayal ürünü eserler yani kurgu insanoğluna çok cazip gelmiştir. Arkadaşlar baktığımızda ta eski zamanlardan bu yana yani insanoğlu var olduğundan, dil icat olduğundan bu yana evet insanoğlu arkadaşlar hayali şeyleri takip etmek ve bunların bir parçası olmaktan zevk almıştır. Yani kurgu insanoğluna hep cazip gelmiştir. Son sorumuza bakalım arkadaşlar. Pasajda kitaplar kurgu yani hayal ürünü ve kurgu olmayan olarak iki gruba ayrılmıştır. Hakikaten öyle mi arkadaşlar? Baktığımızda birincisi bilgi, eğitim ve tartışma odaklı kitaplar. Arkadaşlar bunu kurgu olmayan olarak yorumlayabiliriz. Diğeri de arkadaşlar hayali insanların hayali maceralar ve yaşadıkları, bunu da kurgu olarak yorumlayabiliriz. O zaman kitapta paragrafta arkadaşlar kitaplar kurgu ve kurgu olmayan şeklinde iki gruba ayrılıyor şıkkı doğru cevap olarak karşımıza çıkabilir.